Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. İlk önce içeri sokulmuyor başkan. Herhangi bir durumları var mı, hırçınlıkları var mı, kronik rahatsızlıkları var mı diye bakılıyor. Ondan sonra operasyon uygunlar alınıyor. Burada bakamayacaklarımız Samsun'a sevk ediliyor. Daha sonra bu kafes sadece topluma yedi. Orası bekletme, karantina bölgemiz diyelim diğer ilçelere göre. Bize toplu olarak gelen başka ilçeden hayvanlar evet, da burada şu anda evet, var. Buraya geliyor. Şu anda cinsiyet ayrımı yapılmamış. Zaten günlük bekletilenler ya da 2 günlük bekletilenler. Bu sanki özel bir hayvana veriyor. Firarileri de bu buraya atıyorum. Çünkü niye? Tırmanıp kaçamıyorlar. İki tane de kısırlaşmışlarımız var arkasında. Tırmanıp kaçanlar önemli başka. Geniş kafes olduğu için buradan tırmanıyorlar. Buyurun siz nasıl? Başkanım şu anda büyük kutular yine yabancı ilçelerden gelenler. Hiçbir kısırlaşma mı? Böyle sokağa salınan mı yoksa bize getirip teslim ettik o adamlar mı? Yaki kente biz hizmet veriyoruz. Alaçam ve 14 Mayıs kendileri yakalık tutuyorlar. Biz batı yakası olarak yani yaklaşık 120 kilometrelik yolu 30 kilometre indiriyoruz. Burada müdahaleleri yapıyoruz. Diğer ilçeler tabii ki yine Büyükşehir'e götürüyorlar. Yani biz Büyükşehir'in bir nevi ikinci bir operasyon merkezi olarak çalışıyoruz. Bafra üzerinde. 4 tane ilçeye hizmet vererek. Hemen burada şu açıklamayı yapmak istiyorum. Örneğin şu gördüğümüz köpeğimizle şu gördüğümüz köpeğimiz, şu köpeğimizin birlikte olması yemek yerken onların aç kalmasına neden olur. Neden? Büyük köpekler küçük köpeklere hiçbir zaman yemek vermezler. Doğrusunuz. Zaten burada bekleme süreleri maksimum 3-4 gün. Şimdi bunların hepsi operasyona alınacak. Yerlerimiz açıldı. Yani geçen haftaki operasyona olanlar... Hani yemek verildiği zaman yiyemeyecekler. Şimdi batı yakası diyorum, tekrar diyorum. 4 tane ilçe diyorum. Biz şu anda... Yüklerimiz o kadar üstümüzde, omuzlarımızda ağır ki... Hayır! O kadar fazla oyalanmadan devam ederken konuşalım. O kadar ağır ki... Ne yapıyoruz? Elimizden geleni yapıyoruz. Maalesef o günkü görüntüde de başkanım zaten fazla oyalandığımız için öyle bir ısırık vakası oldu. Bu bölgemiz uyuzlu ve operasyona tam hazır olmayan hafif uyuzlu hayvanlarımız burada başkanım. Sokak köpeklerimiz yine aynı orada. Cinsiyet ayrımı burada da var. Burası erkek. Diğer taraf dişi uyuz kafesimiz. O da kendini duyurmaya çalışıyor. Almıyor. Bunlar operasyona tam hazır değiller. Hem yavaş kendine geliyorlar, yavaş yavaş kendilerine geliyorlar. Hem de operasyonu kaldıracak kadar bir kondisyon gerek. Kondisyona ulaştıktan sonra zaten hemen operasyon alınıyor. Pasif kalan ya da yine uyuz vakaları. Operasyon olmuş, hafif uyuzları buraya alıyoruz. Diğerleri enfeksiyon, bulaştırması diye. Normalde burayı da bitkinize olarak kullanıyoruz. Nasıl bitkinize olarak kullanıyoruz? Çabuk sahiplenebilen hayvanları buraya koyuyoruz. Bunlar niye bölmeler? Ayrı ayrı bölmeler bunlar. Normalde eğer ki tek bizim ilçemize hizmet verseydik, özel hayvan ve aynı zamanda anneli, yavrusu olan anneleri buraya koyuyoruz. Yetim yavruları buraya koyuyoruz. Kendi başına hayatını idame ettiremeyen 3 ayaklı, 2 ayaklı ya da tamamen düşkün vaziyette 15-20 yaşındaki olan sokak köpeklerini burada muhafaza ediyoruz. Hangisi o, bu mu? Bu başka. Meşhur köpek mi?
küçük bir kavga sonucunda ısırık alan ve kulağı zedeleyen köpeğimiz o. Başkanım, onun da sözleşmesini bugün yaptık. Bir Samsunlu bir vatandaşımız sahiplendi. Şimdi, evet, şimdi bakımını sadece üstlendi. Biz buradan bu şekilde teslim edemeyiz. İyileştikten sonra farkındasınızdır, uyuz tedavisi devam ediyor. Aynı zamanda kulağında küçük bir yarası var. Hepsi iyileştikten sonra... Ayağın sürtünme esnasında, evet. Özellikle şu bölge, yüzü ve yanı tarih olmuş. İyileştikten sonra Samsunlu bir arkadaşımıza sahiplendi. İmzasını aldık. Telefonlarını aldık. Sizi de bilgilendirir, şu hayvan sahiplendi. Sahiplendi şu anda. İsmini veririm size geldikten sonra. Haydar Bey, telefon numaralarını alalım da WhatsApp resmimiz var. Şeyden, Haydar Bey'den şeye gitsin. Haydar Bey'den beraber ondan sonra hem de konuşuruz. Yok, şey... Siz buradayken Sayın Başkanım. Siz buradayken... Ahmet, arayın şeyi, gidiyoruz. Başkanım, bize Başkanım, sen ne söylüyorsun? Ben Allah için söz veriyorum size. Sizin yerinizin yerine ben zaten geleceğim. Grupla birlikte şimdi biz yemek hiç yemeyelim. Daha sonra buralar düzenlendiğinde geleceğiz. Ve hatta bütün gönüllülerle, bütün hayvanseverlerle geleceğiz. Sayın Başkanım, bizi davet etti diyeceğiz. Ben düzenlemesiyle bağdaştım ya. Biz yemeğimizi yiyelim. O zaman yine yiyelim. Başkanım, şu an sizin şuraya gelip burayı bizimle bir saat boyunca gezmeniz bize burada yiyebileceğimiz en mükemmel yemeğe getirdi. Siz acele dönmek istiyorsunuz. Evet, inanın Ordu'da programımızı... Hayır efendim, Ordu'da programımızı kestik. Sizin talebiniz üzerine biz programı kestik. Çünkü bizim için ne? Burada olumsuzluğu gördük. Ya bunun üzerine... Hayır, başkanımın bilgisi oldu. Burada düzenlemeler yapılacak. Yine bu canlar için. Şayet bugün geldiğimizde... Haydar Bey, resim amcalar vermiyor. Bizi çektik, notlarımızı alacaktık. Ondan sonra sizin makamınıza gelecek. Diyecektik ki başkanım şunlar eksik. Dolayısıyla genellikle %99 başkanlarımız tabii ki hemen giderilmesi için ne gerekiyorsa yapalım diyorlar. %1'e bütçem yok, ben yapamam deyince o zaman biz de resmi işlemlerimizi yapıyoruz. O gün yapacağımız da buydu başkanım, ama içeri dediğimiz gibi olur. İletişimsizlik oldu, olsun. Belki böylesinde de hayır var. Tabii. Her şerde bir hayır. Her hayırda bir şey. Evet. Başladığınızda siz şöyle karşıdan bir tamam mı istemiyorlar? Öyle mi? Tamam, söyledim. Tamam, başladım. Arkadaşlar, şu an böyle gelse. Siz böyle gelin beyefendi. Arkadaşlar, şu anda Samsun Bafra Barınağı'ndayız. Burada yaşanan olumsuzlukları hepiniz şahitsiniz. Bütün Türkiye kamuoyu şahit. Lakin bu olumsuzluklardan birebir Sayın Başkanımızın bilgisi dahilinde gelişmediğine dair Sayın Başkanımızla bugün telefon görüşmemiz oldu. Sayın Başkanımız, biz Ordu'da ziyaretlerimiz devam ederken Sayın Başkanımızla telefon görüşmemiz oldu. Konfederasyon Başkanımız Nesrin Çıtırkan'ımın bilgisi dahilinde ziyaretimizi Ordu'da yarım bıraktık ve Samsun Bafra'ya geldik. Başkanımız da konuyu makamında bütün hayvansever gönüllü kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla birebir değerlendirdik. Uzunca görüşmeler yapıldı. Sayın Başkanımız, burada artık bu hayvanlar bizim vicdani sorumluluğumuza emanet. Gerekirse burada koşullarda değişiklik yapmamız gerekirse elbette bu vicdani sorumluluğumuz neticesinde biz bu değişiklikleri de yapacağız. Yapmamız gerekenleri gönüllülerle birlikte, Emel Hanım burada mısınız? Yapmamız gerekenleri gönüllülerle birlikte bundan sonra burada hayvan girişi çıkışı buradaki görevli arkadaşlarımızla, gönüllülerle birlikte yapılacak. Bu konuda müsterih olun dedi. Biz de Sayın Başkanımız, işte bir saate yakındır şu anda buradaki arkadaşlarımız da şahit. Barınaktaki padokları bir bir, köpekleri bir bir gezerek, gerekli bilgiler alarak
Bundan sonra burada olumsuzluklar yaşanmayacağını ümit ediyoruz. Çünkü Sayın Başkanımızın vicdanına güveniyoruz. Birebir kendisi bizatihi takipçisi olacak. Gönüllüler buraya tamamen burada çalışan arkadaşlarla birlikte çalışacak. Bundan sonrası için Allah izin verirse bir WhatsApp grubunda buradaki çalışmalar Sayın Başkanımızın talimatı üzerine hep birlikte buradaki çalışmaları olumlu yönde takipçisi olacağız. Sayın Başkanıma ben teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım, sizin ekleyeceğiniz. Sayın Başkanım, burası da sizin gördüğünüz gibi yani bölgeye hitap eden bir rehabilitasyon merkezi. Aynı zamanda bir hayvan barınağı. Güzel bir tesis var. Burada beraber bakıp gezdiğimiz, sizler tarafından eksiklik görülen konular, bizler tarafından yapılamayacak, telafi edilemeyecek şeyler değil. Bu konuda tabii ki sizin uzmanlık alanlarınız var. Başka bölgeleri gezip görüyorsunuz, oralardaki eksiklikleri daha iyi yaşıyorsunuz. Bu manada bizim Bafra'daki eksikleri gidermemizde bir sorun yok. İnşallah bundan sonra sizlerle beraber bu konuda daha iyi hizmet vermek, bu hayvanlarla ilgili hayvanseverleri de hem memnun edecek şekilde yapılacağız. Ondan sonra beraber yapacağız. Burada hiçbir sıkıntı yok. Evet. Sıkıntımız olsa zaten buraya beraber gelmeyin. Evet. Yapılacak işler bellidir ve bunlar da yapılamayacak şeyler de değil. Biz bundan sonra Allah'ın izniyle inşallah hayvanseverlerimizi de hem memnun etmek açısından hem hayvanseverlere dikkate almak açısından barınağımızda, rehabilitasyon merkezimizde eksiklikleri tespit ettik. Bunları da arkadaşlarımızla beraber halledeceğiz. Ben sizleri ağırlamaktan son derece memnunum. Biz sizleri burada misafir etmekten dolayı en ufak bir endişemiz, sıkıntımız yok. Her zaman gelebilirsiniz. Zaten çok kapalı bir mekan değil. Bundan sonra bekleriz. Beraber gideriz. Ziyaretleriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Hemen ben şuradaki Anadolu Aydınlar Federasyonumuzun resmi temsilcisi Emel Hanım'dır. Onu belirtelim. Bir de barınak ziyaret saatlerini belirtelim başkanım. Zaten uzak bir mesafe. Geldiği zaman gönüllüler geri çevrilmesin. Bir de uzak mesafe olduğu için araç tahsis edilirse hayvanseverlerin, gönüllülerin gelip gidebilmesi için malum özel aracı olmayan insanlar buraya gelemez. Rutin olaraktan şu saatlerde araç temin ederiz diye bir söz veremeyiz. Ama zaman zaman bize eğer gerçekten hayvanseverler biz burada hayvan barınağını ziyaret etmek istiyoruz derlerse biz bunda yardımcı oluruz. Zaten daha önceki konuşmalarımızda yani hayvanların buraya getirilmesinde hayvan severler ya da gönüllüler birlikte yapılması gerektiğini konuşuyoruz zaten. Aynı zamanda araç da buraya gelmek demektir. Tabii. Bu konuda da biz gerekliliğini yaparız. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Hemen bir ekleme yapıyorum. Başkanıma niçin teşekkür ettik? Şunu diyecekler bize. Katleden bir belediyeye niçin teşekkür ettiniz? Federasyon da diyecekler. Onun için bir ekleme yapayım. Şu an saatimiz saat 6 sanırım değil mi? 7. Saat 7. Sayın Başkanım bütün komuta, idari komutasıyla, başkan yardımcılarımızla, bütün müdürlerimizle buraya intikal etti. Burada gördüğünüz gibi bir saate yakın bizimle birlikte barınağı gezdi ve bu konu için gerekirse idari işlemi başlatabileceğini, bu konu için idari işlemi başlatabileceğini beyan ettiği için teşekkür ettik Sayın Başkanımıza ve inşallah bundan sonra burada sıkıntı yaşanmayacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben senin durumunu biliyorum ya. İyisiniz inşallah. Hadi Allah'ım. Arazi olsun da var.